Alo? Leo, programın gerisindeyiz. Yani babanı bir süre daha oyalaman gerekecek. Tabii. Evet beyler, tatlı ister miydiniz? Hayır, teşekkür ederiz Şef Tati. Sanırım ikimiz de doyduk. Özellikle de birimiz. Aslında midemde birer tatlıya yer olabilir. Hepsinden. Hepsinden birer tane mi? Boğazına biraz düşkün sanırım. İşte böyle. Ne düşünüyorsun Bob? Sence de sinyal biraz hızlı yanıp sönmüyor mu? Bana kalırsa iyi görünüyor Bay Bentley. Belki de gerektiğinden daha yavaş yanıp sönüyordur. Hadi onu diğer sinyalle karşılaştıralım, tamam mı? Nasılsın Betsy? Daha iyi günlerim olmuştu Scoop. Tuhaf bir tıkırtı sesim var. Bir yerinden geliyor gibi. Efendim, anlayamadım. Evet, bir an önce baktırmalısın. Ama Curtis burada değil ve Bob fazlasıyla meşgul. Sen neden söz ettiğini bilir gibisin. Evet, biliyorum değil mi? Teşekkür ederim. Hatta beni takip et. Yola açın, yola açın. Acil mekanik bakıma ihtiyacı olan bir minibüs var. Hadi çık şuraya Betsy. Scoop, ne yapıyorsun sen? Endişeleneceğiniz bir şey değil. Ne zaman böyle dese hep endişeleniyorum. Bence Bob düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeden kaldıracı kullanmamalısın. İşte oldu, yükseliyor. Bu kadar yeterli. Durdurma düğmesi nerede? Scoop. Durdurma düğmesi nerede? Scoop. Durdurma düğmesi nerede? Olamaz. Betsy. Betsy, iyi misin? İyiyim Bob. Boyam biraz çizildi. Ama anlaşılan yeni tamirhane çatınız daha kötü. Betsy'yi kaldıracı asla çıkarmamalıydım. Şimdi hem ona hem yeni çatıya zarar verdim. Ben işe yaramaz bir tamirciyim. Özür dilerim Bob. Dert etme Scoop. Çatıdaki hasarı tamir edip Betsy'yi tekrar boyarım. Biliyor musunuz, burada manzara bir harika. Spring şehrine kadar her yeri görebiliyorum. İşte Curtis ve Leo da buraya doğru geliyor. Olamaz. Atölyeyi henüz bitirmedik Bob. Curtis ve Leo'nun geri dönmesini nasıl engelleyeceğiz? Curtis'in doğum günü sürprizini de mahvettim. Mekanik bakıma ihtiyacı olan biri varsa o da benim. Buldum. Aferin Scoop. Bana bir fikir verdin. Merhaba Bob. Dönüş yolundayız. Daha fazla yiyemedim. Tamam Leo. Atölyeyi bitirmek için zamana ihtiyacımız var. Sizinle buluşması için Scoop'u gönderdim. Biraz mekanik bakıma ihtiyacı olabilir. Tamamdır Bob. Anladım. Hoşça kal. Lütfen çok hızlı gitme Alfred. Tam tersi. Olabildiğince çabuk git Alfred. Oldukça kolay bir iş. Yani işe koyulalım. Bir dakika. Bu çok gürültü çıkarıyor. Pilchard ve Cooper'ı korkutabilir. Pilchard ve Cooper'la ben ilgilenebilirim. Hayvanlarla aram çok çok iyidir. Şimdi izleyin. Leo, onları birlikte götüremezsin. Unutma, ayrı tutulmaları gerek. Evet, bunu biliyorum. Teker teker götürürüm. Bu arada hayvanlar için korkutucu olmayan diğer işleri yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bob, ben yeni yolu kazmak için hazırım. Bekle Mac. Gürültülü işlere başlamadan önce Leo'nun Cooper'la ilgilenmesi gerekiyor. Leo acele etse iyi olur. Zamanımız azalıyor. Acaba nerede kaldı? Gel buraya Pilchard. Pilchard. Bana gel. Lütfen. Bob işe başlamayı bekliyor. Of. Hmm.
Hadi Leo, başarabilirsin. Yakaladım seni. Şimdi Cooper'la ilgileneyim. Oh. Oh, oh. Ah. Hayır. Pilcher. Aa, yapma, dikkatli ol. Aa, ay, ay. Oh. Pekala, kimse yeni alçı panel duvara dokunmamalı. Boya hala ıslak. Hmm. Yeni kapı takılmış olmamalı mıydı Bob? Leo'nun Cooper'ı götürmesini bekliyorum. Merak etme, Cooper'ı ben götürürüm. Sonra duvarı kesip yolu döşemene yardım etmeye gelirim. Artık yeni yolu kazabilir miyim? Henüz değil Mac. Şimdi de Bender'in dönmesini beklemelisin. Evet, farkındayım Lofty. Zamanımız azalıyor. Bize kalelerden bahset Bob. Pekala, kalelerde kimler mi kalıyordu? Kral ve kraliçeler, ayrıca çocukları yani kraliyetin çırakları olan prensler ve prensesler. Bir nevi senin gibi Leo. Evet, kesinlikle. Tıpkı benim gibi. Cesur Prens, Tamir Elot ve parlak zırhlı üç şövalyesi. Sir Scoop, Sir Mac ve Sir Lofty. Yaşasın! Barış ve adalet mücadelemizde hiçbir şey bize engel olamaz. Oh, oh. Hadi kalkın majesteleri. Artık kale kapısını kaldırma zamanı. Kapı çok ağır olduğundan vinçlerinizi aynı anda çevirmeniz gerekiyor. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Vinci emniyete aldığından emin ol Leo. Kapının düşmesini istemeyiz. Tamam Wendy. Hey, kaleye ne cüretle girersin? Sana hemen çıkmanı emrediyorum saygısız kuş. Ve sakın geri dönme. Leo, her şey güvende mi? Artık güvende Bob. O tüylü rakip cesur ve zeki prens Tamir Elot'un asla dengi olamaz. Gardını al. Al bakalım. Al sana. Hua! Leo! Ha! Leo! Leo! Dikkat et! Bunun olmaması gerekiyordu değil mi? Doğru, olmaması gerekiyordu. Ayrıca Leo içeride kaldı. Korkmayın millet. Prens Tamir Elot her şeyi tamir eder. Kale kapısını bu şekilde kolayca kaldıracağım. Kale kapısı çok ağır Leo. Vinçleri çevirmek için iki kişi gerekiyor. Sanırım çıkmak için farklı bir yol bulmalıyım. Korkusuz Prens Tamir Elot için bir macera daha. O neydi öyle? Ne oldu Leo? Burada başka biri var. Sanırım yabancı. Yabancı mı? Yabancı mı? Ne alaka? Öyle bir şey olamaz ki. Değil mi Bob? Evet, Lofty. Hop, affedersin Bob. Seni rahatsız mı ettim? Zemin boyandı. Tamamdır. Boya kuruyor. Tamamdır. Evet, ağaç evi hazırlamaya yardım için geldim. Lofty, programıma göre ip merdiveni asma vakti geldi. Wendy. Evet. Az önce boyadığın zemin paneli var ya. Evet. Safi dur. Boya kurumadı. Wendy ne oldu? Ağaç evinde her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Sadece boyayı kontrol etmeliyim. Yuppi! Çünkü diğerlerini şaşırtmayı çok istiyorum. Lofty, programda değişiklik var. Şimdi zemini tekrar boyayacağım.
Teşekkür ederim Mac. Onları çabucak Wendy'ye götürür müsün? Programın biraz gerisindeyim. Öyle değil mi Scoop? Aa, merak etme Bob. Hepsini hemen toplayacağım. Merhaba Wendy. Sadece kontrol ediyorum. İlk merdiveni yerleştirdim. Manzara verandası hazır ve pencereleri takmak üzereyim. Peki ya en tepesine asılacak bayrak ne oldu? Bayrak da mı var? Listemde bir bayrak falan yok benim. Endişelenme, bayrağı ben yaparım. Çalışma tezgahımı tamir ettikten sonra. Kıpırdatmadan tut Lofty. Bu tutkal pencereyi sabitleyecek. Ama çok yapışkan. Ona dokunmak istemeyiz. Yapıştırıcıya dikkat et Safi. Bak Wendy. Spring şehri roketlerinin en sevdiği şeylerin fotoğrafları. Çok etkilenecekler. Yapıştırıcıya dikkat etmelisin Safi. Merak etme Lofty. Pencereyi korurum. Bitti. Hadi Wendy. Artık iniş ipini asabiliriz. Sorun ne Wendy? Her şey yolunda mı? Ağaç ev hazır olacak değil mi? Her şey yolunda Safi. Sen git. Ben birazdan gelirim. Aa, keşke yukarıdan manzarayı görebilseydim. Aa, bütün Spring şehrini. Senin için dert değil Martıcık. Gökdelenin tepesine istediğin zaman çıkabilirsin. Hepsi yüklendi ve çıkmaya hazırız Tiny. Kule gücünün vakti geldi. Belki de gökdelenin tepesine çıkabilirim. Hem de asansöre ihtiyacım olmadan. Hadi şu asansör motorunu monte edelim. Leo ile ben yerine sabitleyeceğiz. Ve Wendy, sen de tesisatını kuracaksın. Tamamdır Bob. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Tiny, yük kafesini tekrar gönderir misin lütfen? Bob'a göndermemiz gereken aşırı ağır bir yük var. Hemen geliyor. Aşırı ağır bir yük yukarı doğru geliyor. Ne yapıyorsun Scoop? Spring şehrinin tümünü göreceğim. Peki bunun iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Benim için endişelenme Lofty. Tekerlerimi sürekli kabinin içinde tutacağım. Ağır yük en üst kata çıkacak Tiny. O zaman kule gücünün vakti geldi. Yukarı çıkıyorum, yukarı çıkıyorum. Hala yukarı çıkıyorum. Olamaz. Düşündüğümden de yüksekmiş. Spring şehrinin tümünü görebiliyor musun Scoop? Evet. Hem de her yerine bak. Nasıl görünüyor? Her şey çok yüksek. Görünüyor. Bir buruyu deldim. Nasıl gidiyor Scoop? Her şey yolunda gidiyor Bob. Sadece biraz soluklanıyordum. Bu kazma işi de zor iş değil mi? Harika bir iş çıkarıyorsun. Hey. Sen de duydun mu? Merak etme Bob. Bu ses muhtemelen şeydir. Hidroliğimdir, hidrolik. Evet, burada görecek bir şey yok. Dinle, bu kadar çok çalışmanın ödülü olarak yeni bariyeri deneyen ilk araç sen olabilirsin. Sahi mi Bob? Bu harika bir... Hayır Bob, daha denemesem daha iyi olacak. Daha yapacak çok aslında iş var. Aslında zaman bakımından çok rahatız. Hadi Scoop,
Herkes arada bir molayı hak eder ha? Aa, şu an çözmem gereken bir sorun var. Şey, hadi sen... Sen git, orada görüşürüz. Yine hidrolimden ses geldi. Şey, Wendy seni mi çağırıyor? Ben bir şey duymadım. Ben duyduğumdan oldukça eminim. Oh, Martıcık, kimseyi dinlemedim ve şimdi bir boruda delik açtım ve onu kapamak zorundayım. Olamaz, Mark geliyor. Aslında belki Mark yardım edebilir. Temizlemem gereken bir şey var mı? Hayır, şu anda yok Mark. Hatta istersen biraz dinlenebilirsin. Ben iyiyim. Hayır, yorgun görünüyorsun. Herkes arada bir molayı hak ediyor. Bunun için en iyi yer neresi biliyor musun? Tam burası. Aslında yorucu bir sabah oldu. Evet, ve zaman bakımından rahatız. Şimdi dene. Tamam Wendy. Belediye Başkanı Scoop geçiyor. Gerçekten çok hoştu. Bir daha geçebilir miyim? Tabii ki geçebilirsin ama önce diğerlerinden birine denetmeliyiz. Hey Mark, yeni otomatik bariyerden vın diye geçmek ister misin? Evet lütfen Bob. Dur biraz Mark. Sen buradaysan kim? Kim ne yapıyor Scoop? Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Teşekkürler Leo. Zürafa geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Henüz değil Lofty. Önce bir sürü şey yapmamız gerekiyor. Aa, zürafalar hakkında her şeyi biliyorum. Öğle yemeğinde ne yediklerini bile. Neymiş o Lofty? Yaprak, çiçek ve meyve ve tohum ve ot ve sarmaşık. İşte oldu. Bu kapı zürafayı güvenle yuvasında tutar. Sadece birkaç taşın gelmesi gerekiyor Leo. Bu yaprakları nereye koyayım Bob? O zürafanın yemeği. Şu gözlem platformunun oraya bırak. Son birkaç taşı gönderir misin Lofty? Tamam Leo. İşte geliyorlar. Bak Lofty, bu zürafa. Sonunda geldi. Fixim Hayvanat Bahçesi'ne hoş geldin sevimli zürafa. Ah, onu göremiyorum. Üstelik bu yük yüzünden yerimden kıpırdayamam. Orada bekle Lofty. Onu içeri sokmak için Bob'un yardımıma ihtiyacı var mı bakayım? Ama Leo! Boyu çok uzun. Olamaz. Onu görmek istiyorum. Vay, muhteşem bir hayvan. Bir aralık olmalı. Belki de yeterince yaklaşırsam. Aralıktan azıcık bakarsam. Kalkışa hazır olun. 3, 2, 1. Küçük yeşil misafirler sevecen küçük canlılara benziyorlar. Biriyle tanışmayı çok isterdim. Ha, bakın. Yeşil ayak izleri. Üstelik 1, 2, 3. Ha, 4 ayaklı. Küçük yeşil bir adama ait olabilirler. Belki de Spik şehrine tatile gelmiştir. Evet. Yaşasın. Hadi çocuklar beni izleyin. Küçük yeşil misafirimiz bu tarafa gitmiş.
Son zemin paneli de yerleştirildi. Hadi test dönüşü yapalım. Tebrikler! Bu harika olmuş. Bu uzaktan kumandayla döner zeminin hızını değiştirebiliyoruz. Hatta yönünü bile değiştirebiliyorsun. Bu harika Wendy. Sadalyeli sandviçini kesinlikle hak ettin. Umarım herkes acıkmıştır. Ziyafete hazır olun. Bu lezzetli... Olamaz. Biri bütün sadalyeli sandviçlerimi yemiş. Hiç sorun değil. Ocakta kendinize bir omlet hazırlasanız ha. Ne yazık ki o tür zor şeyler yapmayı pek bilmiyorum. Güven bana küçük inşaatçı dostum. Herkes yemek yapabilir. Şef Ted'i sana öğretir. Aslında çok basit bir sanattır. Bu benim resim fırçamdır. Tıpkı bunun senin fırçan olması gibi. O bir çekiç. Hadi başlayalım. Aha. Endişelenme Bob. Birkaç yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Tamamdır Bob. Şimdi hazır ol, döndür. Ne oldu şimdi bu omlete? Durun! Önüne baksana! Bakıyorum. Sana bir anda bu yüzden için çarptım ve kutlarken çarptım. Bu gerçekten süttastik. Bu iyi tastik. Sadece iyi tastik öyle mi? Bob'dan iyi tastikten daha iyi bir yorum bekliyorum. O halde başka bir karışım deneyelim. Hayatta her zamanki betondan yapmam. Bugün kepçeye özgü beton tastik bir sürpriz hazırlayacağım. Tuto'nun buna razı olacağından emin misin? Tuto'nun öğrenmesine gerek yok. Döndüm ve beton karmaya hazırım. Pekala, unutma Scoop. Malzemeleri her zaman doğru hesapla yap. Yoksa işe yaramaz. Yani 2 birim çimento, 2 birim çakıllı kum, 1 birim su ve 1 birim kum. Tamamdır Tuton. Anladım. Her zamanki beton gibisi yok. Ve bu her zamanki betona hiç benzemeyecek. Mıdır? Gitmeye hazır mıyım Scoop? Evet Tuton, artık hepsini karıştıralım. Wendy, 3. örnek için ne düşünüyorsun? Süt tastik karışımı bulduk mu? Hepsi bir harikaydı. Şuradaki tatlı ve ekşinin leziz bir karışımıydı. Oradaki ağızda çok hoş bir tat bıraktı ve şuradaki köpüklü bir lezzet patlamasıydı. O halde hiç fena değil. Bob? Şuradaki biraz azıcık pembeydi. Pembe mi? Bugünlük bu kadar millet. Geri kalanları sabah bitirelim. Tamam Bob. Biz beton dökme işini bitirelim. Seninle abla da buluşuruz. Bu iş de bitti. Hadi geri dönelim. Gidelim Tuton. Hayır, bu taraftan.